geri dönemez. Ülkesindeki savaş bitinceye kadar havaalanı terminalinin transit yolcular salonunda beklemek zorunda kalır. Yönetmen Steven Spielberg'in gerçek bir hikayeden esinlenerek yaptığı bu muhteşem filmde Tom Hanks oynuyor. There's a man walking around the terminal in a bathrobe. I think it's CIA. You don't know what the hell you're talking about. That guy doesn't even speak English. I help you. Do you live nearby? Yes, gate 67. Because we are very particular about punctuality. Did you say gate 67? We don't play for cash. We play for unclaimed items from the lost and found. Wild stallion. You helped me to win her heart and you'll never go hungry again. Officer, my friends say you are a stallion. What? Like a horse. Stand behind the O-line. Opa, this belong you. Thanks. Are you headed for home? No, I am delayed long time. The kind of woman who can get any guy she wants. Why Victor Navorsky? That's something a guy like you could never understand. Pućen kaj si lačo bito, kaj si opipe ošto Čanav kaj si duje čare, Bog je stvorio i to Ero masi katero marso, palero nja katere venera Nese manda trito planeta, katere planeta pedera Na 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 kin, hop 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 Minte e buljenca, hop hop Da si numai amende Selamlar. Yine çok güzel bir Kıbrıs günü yaşıyoruz. Yazdan kalma bir başka gün. Yağmur istiyoruz ama olmuyor. Bu haftaki programımızda size model uçağı tanıtacağız. Bunun için özellikle Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu'na özellikle ve özellikle teşekkür ediyoruz. Çok güzel insanlar var. Yavaş yavaş tanışmaya başlayalım. Bizi izlemeye devam edin. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. Biz sizi tanıyalım. Evet. İsmim Hakan Oruz.
Hava Sporları Federasyonu model uçak öğretmeniyim. Model uçak bölüm sorumlusuyum. 99 yılından beridir federasyonda bu işi yapıyorum. Hakan Bey, birisi eğer model uçağı öğrenmek istiyorsa ne yapması gerekiyor? Evet, hava sporları nezdinde bizlere müracaat etmesi lazım, model uçak bölümüne. İşte planlı olarak yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde başlangıç kurslarımız vardır. O şekilde bizlere ulaşabilirler. Bir yaş sınırı var mı başlamak için? Evet, ortaokula başlamış olmaları lazım. Çünkü özür dilerim. Kurslarımızda kesici aletlerin kullanıldığı için kuralı bu. Ortaokula başlamış olması lazım öğrencilerimizin. İlkokul öğrencilerini almıyoruz. She makes me go oh, she makes me go oh, oh, oh. She makes me go oh, she makes me go oh. Neler öğretiyorsunuz? Yani zaten federasyon olarak amacımız ülkede gençliğin havacılığa olan tutkusunu aşılamak. Yani işte uçabilir, bilir, uçurabilir, gençlik yaratmak. Kısaca federasyonun bölümleriyle alakalı isterseniz bir bilgi vereyim. İşte şu an federasyonumuzda 6 tane bölümümüz mevcut. Bir tanesi faal olmamakla birlikte. Galiba paraşüttü o. Evet, paraşüt bölümümüz şu an aktif değil. Onun yanında işte 5 tane bölümümüz var. Bir tanesi de bizim, benim bölümüm model uçak ki dünyada bu böyle. Havacılığın temel başlangıcı yani. Yani o hiç kimse yüzden pilot olmadan, paraşütçü olmadan yani önce havacılığı model uçakta alt seviyede başlar. Ondan sonra üst seviyelere geçer. Bizim öğrettiğimiz gençlere işte model uçağın bölümleriyle alakalı işte uçuşlar, eğitimler. Yani bunun hazırın bütün haricinde öğrencilerin kendinin işte balsa adını verdiğimiz, ıhlamur adını verdiğimiz malzemelerle kendi uçaklarını kendilerinin yapması. Şu an göreceğimiz, burada göreceğimiz hemen hemen model uçağın en üst seviyesi. Anladığım kadarıyla biz şu anda milli takımla birlikteyiz. Evet. Plano R model uçak milli takımımız şu an burada. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İki takımımız var. A takım ve B takım. Bu da ülkemizde kendi aramızda yaptığımız lig neticesinde oluşan sıralamayla oluşan bir milli takım ve ikinci takımımız. Şu an onlar burada iki takım. Bir beraber bir ruh içerisinde bu antrenmanı gerçekleştiriyor. Önümüzdeki ay içerisinde bir yarışmamız olacak ve şu an burada yapılan o yarışmanın antrenmanı. Çok güzel. Yani bir şey söyleyeceğim. Böyle bir spordan haberimiz yoktu. Bizim programımızın amacı zaten ülkemizde yapılan alternatif ve ekstrem sporları tanıtmak, onlara yer vermek, ihtiyaçlarını duyurmak ve yerli halkımızın da katılımını sağlamak. Bu bizim misyonumuz, onu söyleyeyim size. Çok hoşuma gitti. Hem bir takım oluşmuş. Hem de yarışmalar yapıyorsunuz. Peki uluslararası yarışmalara katılıyor musunuz? Evet, tabii ki katılıyoruz. Başlangıçta sizlere teşekkür etmeyi unuttuk bir kere. Bugün burada bizi tanıtmak için, burada olduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Genel olarak zaten ülke olarak baktığımızda en büyük sıkıntımız zaten tanınma. Dolayısıyla biz de sizlere BRT aracılığıyla teşekkür ederiz. Bizim uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Yaklaşık olarak 2003 yılından beridir. 2002-2003 yılından beridir uluslararası. Başarı var mı hiç? Evet, tabii ki var. Avrupa sıralamasında ilk 3'e giren sporcularımız var. Evet, buradan ayrıca tebrik ediyoruz. İlk 3'e sporcu vermişiz ve haberimiz yok diyeceğim. Evet, ne yazık öyle. Dolayısıyla sizlerin yardımıyla da daha fazla bu sporu federasyonumuzu tanıtacağımıza inanıyorum. It's a lot.
like life. Nedir çektiğiniz sıkıntılar? Bir tanesinin tanıtım olduğunu anladım. İhtiyacınız nedir bu sporu daha tanıtma, daha fazla yaygınlaştırabilmek için? Şimdi ülke içerisinde ise sorduğunuz soru, şöyle söyleyeyim, havacılık bambaşka bir spor zaten. Biraz maddi olarak biraz pahalı bir spor. Yani bugün işte... Ne kadar bir kursa katılım ya da bir tane model uçak sahibi olmak? Şimdi bizim başlangıç kurslarımız, sırası gelmişken sorunuz üzerine söyleyeyim, ücretli değildir. Ücretsizdir başlangıç kurslarımız ama bu da başlangıç kurslarımızda fazla bir ekonomik yükü yok. İleri safhalarda, yani şu an gördüğümüz bu bölümde mesela, bu bayağı biraz külfetli, biraz pahalı bir spor. Dolayısıyla yani ülke içerisinde, sponsor nezdinde firmalarımız, şirketlerimiz biz federasyon ve sporculara katkı koyarlarsa sanırım bu sporu daha fazla tanıtacağız. Düşünsenize, yani uluslararası başarı alacak bir yerde o firmanın da adı duyulacak. Dolayısıyla evet, tekrar duyuruyoruz endorfin aracılığıyla. Eğer hani özel şirketlerimiz destek verirlerse onların tanıtımı için de çok faydalı bir şey. Tehlikesi var mı bu sporun? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani her sporun olduğu gibi havacılık sporlarının da kendi aralarında tabii ki tehlikesi vardır. Ama bana sorarsanız eğer, havacılık sporu diğer sporlara göre daha ciddi, daha bir kurallara bağımlı bir şekilde yapılan bir spor. Dolayısıyla risk zero, sıfır risk. Yani kurallara uyulduğu takdirde riskinin, tehlikesinin olduğunu inanmıyorum. Sizin başınıza hiç çok ilginç, değişik ya da komik bir şeyler geldi mi bütün bu süreçte bunları yaparken? Geldi. Şöyle anlatayım. Şu an yine bu içinde olduğumuz bölümle alakalı, yurt dışında İngiltere'de bir Euro Tour yarışmasında, ki ilk yıllardaydı yanlış hatırlamıyorsam, senesini hatırlamıyorum. Gorilla dediğimiz bir aparatla modeli havaya kaldırırken, gorillanın üzerinde bulunan bir metal parçanın üzerinden kopmasıyla ben ve yanımda olan takım arkadaşımın ikimizin arasından geçmesiyle bir tehlike yaşadık. Ki çok ender yaşanan bir olay. Yani bu kadar sene içerisinde, bu işin içerisinde olduğumda ilk kez duyduğum ve yaşadığım bir olay. Ama yani Allah'a çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. O da bize anı şeklinde kaldı yani. Çok güzel. Ne dersiniz endorfin izleyicilerine? Endorfin izleyicilerine ne derim? Yani ülkemizde havacılıkla uğraşan bir federasyonumuzun olduğunu. Web siteniz var mı? Evet, web sitemiz var. Artı şu şekilde söyleyeyim, bizim model uçak okulu olarak bu bölümde yarışmamızın da bir web sitesi, bir sayfası vardır. Onu söyleyeyim ben. North Cyprus F3J Open şeklinde siteden girip bu havacılığa, bu spora gönül veren insanlar da bizim yaptığımız bu tür organizasyonları takip edebilir. Az sonra sanırım uçarken de modellerimizin çekimlerini yapacağız. Sporcu milli takım arkadaşlarımızla röportaj yapacağız. Evet. Sizlere seyri güzel dakikalar dileyebiliriz. Teşekkür ederiz.
isminizi alalım. İsmim Erel Cankan. Ben Erel'i eskiden beri tanıyorum bu arada. Evet, tevellüt çıkacak Erel orada. böyle alalım sizi. Tamam. Ne kadar, biz o tarafa geçelim mi ışıktan evet. dolayı? Şey Erel, ne kadar zamandır yapıyorsun? Ben çok uzun senedir yapıyorum aslında ama değişik kategoriler. Önce free flight ile başladık. Yaklaşık evet. yani bayağı uzun seneler önce değilim. Ama son 10 yıldır da F3C ile uğraşıyoruz hep beraber. Bir daha söyle bunun adını. F3C. F3C. Yani F3J. Bu J. Evet. Bu modelin adı değil evet, mi bu? Evet, bu kategorinin adı. Kategorinin yani adı, yarışma kategori. Hava sporlarında, modelcilikte değişik kategoriler var. Aha. Bu kategori termal soaring dediğimiz, termal planör uçuşu. Sen bana bu arada şeyi anlat. Şimdi bu arkadaş kolunu indirip kaldırıyor. Bu karşıya i̇şaret verilen... İşaret veriyor. İşaret evet. veriyor şu anda. Süreyi saraya başlat... 8, 7, 6, 5, 4, 3. Evet, çıkışını yaptı arkadaşımız. Evet. Yani şu anda direkt bir yarışmaya hazırlık Şimdi, gibi. Şimdi yaklaşık 4 hafta sonra burada bizim kendimizin organize ettiği uluslararası bir moda uçak yarışması var. Evet. Tamam. bu yarışma ya hazırlık yapıyoruz şu anda. Evet biliyorum milli takım olarak biz de inşallah sizlerle o yarışmada yer almaya çalışacağız. Şeyi merak ediyorum ben. Ne kadar sıklıkla bir hazırlık yapmak gerekiyor? Ne kadar çok antrenman yapmak? Çok antrenman gerekiyor. Yani eğer bu sporu yapacaksanız en az haftada 2 antrenman yapmanız gerekiyor. Daha fazla olur ama daha az başarılı olamazsınız. Mümkün değil. Çok ayrı incelikleri var. İniş çalışmaları var, çıkış çalışmaları var, havada termal çalışması var. Yani bizim sporumuzun aslında en güzel tarafı nasıl bir mesela futbolun bir futbol sahası yarışma alanıysa bizim yarışma alanımız da gökyüzü. Evet. Ve gökyüzündeki termal dediğimiz yükselen havalar var sıcaklıktan evet. dolayı. O tip havaları yakalamaya çalışıyoruz aslında. Bununla yani bugün... ilgili yani ne denir eğitim... matematiksel olsun, meteorolojik olsun tabii. veriliyor değil mi? Veriliyor. Artı yani bu alanda dünyada önde olan, çok çok iyi olan, defalarca dünya şampiyonu olmuş kişilerle de devamlı irtibatlarımız var. Onlar buraya geliyorlar sürekli. Hatta bu Kıbrıs'ta yapılacak olan yarışma öncesinde de bir öyle 5 günlük bir özel bir eğitim yapacağız. Eski defalarca dünya şampiyonu olmuş Amerikalı ama şu anda Yeni Zelanda'da yaşayan Joe Woods isimli bir pilotla. Ve hatta bizim takımla birlikte yarışacak. Bizim takımın koştuğunu yapacak bu yarışmada. Çok güzel. Şeyi merak ediyorum ben. Mesela sen de anladığım kadarıyla takımdasın. Evet. Milli takımdasın. Hiçbir uluslararası başarın var mı ya da aldın? Şimdi şöyle bir şey. Ben aslında son 5-6 senedir team manager olarak gidiyordum takımın yanında. Evet. Doğruyu söylemek gerekirse. Son 1,5 yıldır yarışmaya başladım. Çok güzel. O yüzden uluslararası düzeyde kendimin bir başarısı şu anda yok. Ama inşallah bu sene başaracağız. Hadi bakalım takım olarak da inşallah takım olarak çok güzel. Var. Takım olarak çeşitli arkadaşlarımızın uçtuğu fly-off'lar var, dereceler var. Yani takım olarak çeşitli başarılarımız var. Çok güzel. Bunları duymak beni çok heyecanlandırıyor. Gerçekten gurur duyuyorum. Böyle koltuklarım kabarıyor. Yani şunu söylemem lazım aslında ilave etmem lazım eksik kalmasın diye. Bizim yaptığımız kategori modelciliğin, model uçak sporlarının en üst düzeyi diyebilirim size. Yani her yönüyle hem modeller açısından hem yarışma şartları ve zorlukları açısından gerçekten çok üst düzey. O yüzden zaten belli bir kesim yapabiliyor ama sanırım Hakan Hoca'nın da biraz önce anlattığı gibi başlangıç seviyesinde de yapılabilecek çok güzel. Zaten bu işin geri o aslında başlamak için. Bir de bence çocukların inanılmaz seveceği bir şey. Kesinlikle, bu. Kesinlikle. Yani ben de öyle başladım. Evet. Çocuk yaşta başladım. Ve free flight dediğimiz serbest uçuş modellerle başladım. Daha sonra zaman içerisinde bu üst kategorilere kadar geldik. It's a like gerekli malzemeleri buradan bulabilir mi bu çocuklar katılmak? Bulabiliyor. Zaten federasyon kurslar da organize ediyor isteyenlere. O tip kurslara katılabilirler. Yani başlamak isteyen aslında modelciler, daha küçük yaştaki çocuklar değilim. Modelciler demeyelim daha modelci olmadılar çünkü.
federasyona başvurarak nasıl başlamaları da gerektiği bilgi alabilirler. Bu seviyeye ulaşmak için ne kadar bir çalışma, kaç sene, nasıl bir eğitim gerekiyor? Bu mesela sizlerin bu yarışmaya katılabilmek için belli bir bröveniz, hani şu gerekiyor. Kursları tamamlamıştır diye belgeleriniz var mı? Lisans gerekiyor. Lisanslı. Biz hepimiz burada gördüğünüz yaklaşık 10-12 kişi işte milli takım oluşturan takımlar. Hepimiz Uluslararası Havacılık Federasyonu'ndan lisansımız var. Evet. Yani yarışmacı lisansımız var direkt. Evet. Bu lisanslarla yarışabiliyoruz bu yarışmalarda. Tabii önce dediğim gibi bu işin başlangıcı var. Başlangıç seviyesi, daha sonra işte yerel yarışmalar, ondan sonra uluslararası yarışmalar seviyesine evet. kadar gidiyor. Bu seneki burada yapılacak yarışmada yaklaşık alanda 70 yarışmacı olacak. 14 ülke olacak ve en önemlisi yaklaşık böyle bir 15 tane, yanlış hatırlamıyorsam, Avrupa veya Dünya şampiyonu yaşayacak. Hadi yani bakalım. Bütün yıl yapılacak bu kategorideki en uluslararası yarışma diyebilirim size. If you love it like I love it and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Evet, sizi tanıyalım. İsmim Serhat Alışkan. Serhat Bey, ben sizi biliyorum. Çünkü bu ligin birincisi olmuşsunuz. Öncelikle tebrik ederim Endorfin programı adına. Bize ne kadar zamandır bu sporu yaptınız, birinci olmak için neler gerekiyor, onlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Ben 1994 yılından beri radyo kontrollü model kullanıyorum. Öncelikle tabii modelinizin iyi olması lazım. Ekipman iyi olması lazım. Ve iyi çalışmak lazım. Her şeyde olduğu gibi. Basit kurallar, çok karmaşık bir şey yok. Onlar aman size basit geliyor, yapmayın. Sadece rüzgarı... Yani yarışma seviyesine gelmiş herkes için artık yani modeli kullanmak değil, yarışma kurallarını iyi yerine getirebilmek önemli. Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? Yani yarışmalarımız olduğunda 4, bazen 5. Yarışma yoksa sadece hafta sonları. Çalışıyorsunuz. Yani günler uzadıktan sonra işte akşam üzeri, işten sonra. Nereden geldi bu tutku size? Benim kardeşlerim uğraşıyordu. Planör değildi. Model uçak motorlu modelleri vardı. Bilmiyorum, ben nereden merak saldım. Çok emin değilim. Dergilerden, internetten, bir yerlerden. Yani. Planörü sevdim. Yani hemen önünde başka bir şey uçurmadım yani. Siz de eğitimi federasyondan mı aldınız? Hava kurumu zamanında kursa gitmiştim ilk açıldığı dönemde. Evet. Yani herhalde 87 falan. Sonra da devam edemedim, ilerledemedim. Evet, böyle gelelim birazcık. Evet, koşacaklar anlaşılan. Ne deniyor bu arkadaşlara? Helper. Yani yardımcı, helper. Biz peki, gorillacılar deriz bunlara. Aynı zamanda pilotlar takım çalışması olduğu için aynı zamanda da helperlık, yani yardımcılık yapıyor. Ayrı da götürebilirsiniz yardımcılarınızı ama genelde 4-5 kişi gittiğimiz için dönüşümlü olarak dönüşümlü olarak böyle yardımlaşıyoruz. Çok güzel. Aşağı yukarı yani 1,5 milim bir misina bu. Özel ama balık misinası gibi görünür ama balık misinası değil. Daha sağlam bir şey. Evet. Biraz daha esnek bir şey. Yani ne bekliyorsunuz diyeyim ya da neyi hedefliyorsunuz bu yakındaki yarışmada? Şimdi yanılmıyorsam 14 ülkeden 70-72 kişi kayıt var. En az 14-15 kişi daha önce Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu olmuş pilotlar var. Aman hadi bakalım. Geçmiş yıllarda evet. Bayağı iyi bir yarışma olacak. Artık geleneksel oldu. Bizim amacımız finale kalabilmek. Yani en iyi yarışmasına göre değişir gerçi ama 8-10 kişi finale kalır. Hı. Onlar kendi aralarında bir daha uçar ve ona göre sıralama belli olur. Ama finale kalmak bile yeter. Evet. Yani girip çıkıyoruz. Çoğu arkadaşımız final uçtu mesela. Siz uçtunuz mu? Ben yok. Euro turlarda hiç uçmadım. Bu ilk mi olacak? Bugünden döndüm ama hiç kısmet olmadı. Bu ilk mi olacak o zaman? Heyecanlı mısınız? Şimdi çok heyecan da iyi değil. İnsanı hataya zorlar. Evet. Onun için böyle kontrol etmek lazım. Evet.
yani artık çalışmak lazım. Çünkü inişten de puan alıyoruz. Siz burada görmediniz onu aslında ama. Gördük demin inerken tutuyorlardı. Yok tutma yok. Ha. Herkesin bir iniş noktası var. Evet. O hedefe inmeniz lazım. Süre dolmadan. Çizilmiş bir şey. Tabii hazırlanmıştır hepsi. Nasıl sahalarda yapılıyor bu yarışma? Avrupa'da mesela sivil havaalanları. Burada? Çimen yani. Ha. Bizim Geçitkale Havaalanı'nda bir toprak pistimiz var orada. Anladım. Hani Mart ayında olması... Hala yeşil alanlar. Yani çünkü yazda biraz zor olacak bize. Evet, yani gelen misafirler de biraz zorlanacak. Çünkü Avrupa'da bu kadar sıcak yok. Evet. Yani yazda bile böyle anca böyle bir hava var. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Endorfin izleyicilerine? Yani özellikle bu havacılık tutkusu, uçak tutkusu... Bence bir sürü çocuğun bu var. Nasıl ulaşacağın umarım programımız aracılığıyla duyururuz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Şimdi genel bir yanlış var diyeyim. Duyanlar çok doğru dürüst araştırmadan söylüyorlar. İşte hemen kırılıyor. Veyahut da çok pahalı. Şimdi ben iki sene de katılmam. Yani çok pahalı değil. Başlangıç seviyesinde bu işe başlamak isteyenler daha doğrusu. Yani 500-600 TL de başlayabilir. O da çok bir para değil. Zaten kendileri yapacaklar. Yani bir uçak yapmayı öğrenecekler falan filan. Bunların hepsi çok değerli şeyler. 500-600 TL. Evet. Bu modeller tamam yarışma seviyesinde. Bununla zaten başlayamazlar. Ama zaten galiba bayağı bir zaman gerekiyor bu seviyeye ulaşmak için. Yani 5-6 ay, 1 sene iyi çalışırsa. Ha. İlk önce gelip izlemeleri lazım. Evet. Hiç eline bir şey almadan gelip bir izlemeleri lazım. O bir eğitim olur. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it. Ben Saray Tezel. Yaklaşık 25 senedir bu hobiyle uğraşırım. 25 sene. 25 sene yaklaşık. Çok zevkli. Uçtuğumuz bu dalın F3C dalının planı. Bir daha alayım onun adını. F3C. F3C dediğimiz branşı bu. Evet. Bunlar direkt yarışma modelleri. Kompozit, karbon, kevlar ve fiberden üretilmekteler. Hafif o zaman. Hafif. Yaklaşık 3.80 ve 4 metre civarında boylar var. Ağırlıkları 2 kilo civarında. Bu, çok hafif. 2 kilo mu? 2 kilo civarında. Yüke karşı çok dayanıklı, darbeye karşı kırılgan. Anladım. Yani şu anda çektiğimiz, kullandığımız materyal bu balıkçı misinasına benzeyen özel misinalar. Fakat evet. Balıkçı misinası değil. Yaklaşık şu anda kullandığımız misina 120 kiloya kadar dayanabiliyor. 120 kiloya kadar. Ve bu rüzgarda biraz daha artması takdiriyle bu misina kopabilir. Fakat modellere hiçbir şey olmuyor. 2 kilo bir modelin ne kadar sağlam yapıldığını anlamanız amacıyla söyledim size bunu. Anladım. Şimdi bu o arkadaşlara bağlı ilerideki evet. arkadaşlara. Evet. İlk kalkışı yani paraşüt diyorum kite neydi ya? Uçurtma gibi. Evet. İlk kalkışı sağlıyor. Evet. Ondan sonra siz mi kontrol ediyorsunuz? Evet. Tamamıyla bize ait. Yani yine bütün kontroller göre. Evet, rüzgara göre. Bildiğimiz büyük uçaklarda olduğu gibi kanatçıklar, yükseliş dümeni ve dönüş dümeni de tamamıyla kumandaya bağlı. Bu taraf hareket ettirdiğimiz takdirde görebilirsiniz. Bak. Oynayan parçaları. Evet. Tamamıyla pilota bağlı, elindeki kumandaya. Misina üzerinde bir paraşütümüz var. Normal küçük bir minyatür paraşüt. Düştüğü yerde rahat bulup alabilmemiz için. Evet. Model altında bir halkası var. Onun üzerine takıyorsunuz. Hiçbir evet. bağlantısı yok. Sadece bu şekilde takılır. Arkadaşlara işaret verdiğimiz ve çekmeye başladıkları zaman istediğimiz yüksekliğe geldiğinde kumanda üzerinden önce aşağıya doğru bir dalış. Evet. Daha sonra da yukarıya doğru bir çekme pozisyonuna geçer. Dolayısıyla model aşağı doğru dalar. Yukarıya doğru çıkınca yani bu şekilde iner. Böyle olduğunda paraşütten kayıyor. Ayrılır. Tamam. Ve tamamıyla ondan sonra sizin uçuşunuza kalmış. Anladım. Bu duyduğunuz ses nedir? Elektrik? Elektronikleri. Ha, bağlı evet. İçerisinde oynadan parçaların evet. sesleri. Evet. Anladım. Siz de milli sporcularımızdan evet. mısınız? Evet. Ay, başarılar dileriz. Tüm arkadaşlar burada bulunanlar hepsi milli sporcu. A takımı, B takımı?
A takımı. Tebrik ederiz sizi. Sizi tanıyalım. Merhaba, Mehmet Kofalı. Mehmet Bey, siz ne kadar zamandır yapıyorsunuz? Yaklaşık 5 yıldır arkadaşlar birlikte bu sporda uğraşıyoruz. Nereden geldi bu tutku? İçimizde vardı. Küçüklükten yani işte kağıttan aldığımız uçaklarla bilmem nelerle vardı. Ondan dolayı içimizdeki o şeyi yani çocukluk şeyi hala daha var. Çocukluk mu derik yoksa... Öyledir. Evet. İçindeki çocuğu evet. Tuttuğu zaman yaşlanmıyor. Evet. Yaş şeyi yok burada. Evet. 7'den 70'e uğraşabileceğimiz bir spor. Güzel bir spor. Sakin bir spor. Modellerimiz işte gördüğünüz gibi. Siz burada mı eğitim aldınız? Evet. Federasyonda aldınız. Eğitim aldık. Takımdasınız anladığım evet. Kadarıyla bugün. A takımı, B takımı? A takımı. Ay çok güzel. Siz de yarışacaksınız evet. O zaman. Katıldınız mı hiç uluslararası yarışmaya? Katıldık. Var mı dereceniz? Derecemiz yok. İnşallah bir dahaki sefere. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiğiniz için. Buradaki şimdi kumandayı... Kumandayı burada, uçağı burada sol sağ. Evet. Sol sağ budur. Bu iniştir. Evet. Bu yükselişimizdir. Buradaki switchlerle uçuşumuzun modlarını ayarlıyoruz. İşte termal dediğimiz bir kaldırıcı bir hava evet, vardır yukarıda. Evet. Oraya girdiğimizde farklı bir moda geçeriz. Orada rüzgarın yönüne doğru orada dönüp genellikle döneriz. Veya o havanın nereye kaçtığını bilerek orada daha iyi bir havada uçarız. Anladım. Bu ekrandaki numaralar bunlar neler? Bunlar bizim zamanlarımızı gösterir. Mesela amacımız 10 dakika uçmaktır. Yani evet. Yarışmanın şeyi 10 dakikadır. 10 dakikayı tamamlayıp uçmaktır. Nasıl puan kazanılıyor bu sporda? Şimdi 10 dakika zaman başladılar bize orada. Evet. İşte artık 8 kişi, 10 kişi, 12 kişi, kaç kişi de çıkacak olan. 10 dakika başlar ve 9.59, 9.58 bu başlar zaman düşmeye. İşte önemli olan o 0. saniye. Yerde bir iniş şeridimiz vardır orada. Evet. O iniş şeridine 100'den 0'a doğru bir puan şeridi vardır orada. O şeritte en yakın 100'e yakın olduğunuz yer 100'dür. 100'e inerseniz yani 9.59'da 100'e inerseniz 1000 puan gibi bir puandır. Birincinin aldığı anladım, bir puan. Anladım. Şimdi öyle nasıl bir yarışma olduğunu daha fazla. Anladım. Tamam. Biz sizi rahat bırakalım da artık. Teşekkürler. Çok memnun oldum. Merhabalar, sizi tanıyalım. Adım Esen Ural. Fizik öğretmeniyim aslında lisede. Model uçağı da hobi olarak yapıyorum. Fizik öğretmeni olduğunuz için mi uçaklarla ilgilisiniz? Tam onunla bir bağlantısı yok aslında. Uçaklarla her zaman ilgiliydim. Fizik öğretmeni daha sonra oldu. Hobi olarak yapıyorum. Severek, beğenerek yapıyorum. Düzenli antrenman yapıyoruz. Yarışmalara hazırlanıyoruz. Bildiğiniz üzere burada uluslararası yarışmalar düzenleniyor Kıbrıs'ta. Kısa bir süre sonra da Mart ayının sonunda buradaki yarışma olacak. Biz de yerli yarışmacılar olarak, yerli sporcular olarak hazırlanıyoruz bu yarışmaya. Kaç senedir yapıyorsunuz? 5-6 sene olmuş olması lazım. Siz de galiba A takımındasınız. Evet. Var mı? Katıldınız mı hiç uluslararası yarışmaya? Tabii katıldım evet. Var mı başarınız? Başarım var. Dereceniz nedir? Geçen sene fly-off'lara kaldım takım içerisinden ben. Aha. Orada da fly-off'lara işte 45 kişilik yarışmacılar içerisinden bir 10 kişi gibi bir şey kaldı. Evet. Onların içerisinde 8.lik elde ettim. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Fizik büyük ihtimalle çok faydası oldu herhalde. Bir sürü havadaki aerodinamikler bilmem neler, termal bilmem neler. Faydası öyle diyorsunuz ama aslında çok fazla değil. Sürekli gelip antrenman yapmanın çok faydası var. Çünkü uçuş tipi şekliyle aslında her uçuş birbirinden farklı. Doğru, biz rüzgara göre herhalde sürekli bir değişim gösteriyor. Tabii evet. Bir de işte uçaklar az önce çektiğiniz uçaklar arkadaşlar koşarak çekiyor ve ipten kurtuluyor uçak. Artık ipte değil. Ondan sonra uçuran arkadaşın, pilot arkadaşın gidip yükselen hava akımları bulması gerekiyor. Ve onları aramak ve rüzgar varsa o yükselen hava akımları da bir tarafa doğru kayıyor. Onları kaybetmeden takip etmek gerekiyor. Havayı çok iyi tanımak gerekiyor. O yüzden antrenmanın çok faydası var. Bol antrenman yapmanın. Biz de pazarlar işte sabahtan öğlene kadar yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Yağmurlu bir havada olmaz herhalde değil mi? Evet, yağmurlu bir havada olmuyor. Yani. Ama yağmur yoksa, çamur varsa gene de oluyor. Kıbrıs bence bunu yapmak için çok uygun bir ülke.
Evet, hava şartları itibariyle çok uygun bir ülke. Evet. Çünkü özellikle bu sene çok yağmur yoktu. Yani ama onun dışında... Evet, onun dışında Avrupa gibi değiliz. Avrupa'da çünkü aylarca kar var. Tabii. Yapamıyorlar. Hatta bizim Mart ayında düzenlediğimiz yarışmaya Avrupa'dan ve soğuk ülkelerden çok fazla ilgi oluyor. Çünkü oradaki havalar müsait değil. Gelip burada uçuyorlar ve böylece işte kışın o soğukluğunu atıyorlar üstlerinden. Aslında spor turizmi oluşturulabilir böyle ve ne kadar güzel olur. Ben şeyi de öğrenmek istiyorum sizden. Yani normalde bizim programın formatında ben bu sporu denerim. Herhangi bir yaptığım sporu denerim. Ama anladığım kadarıyla bunlar çok pahalı ve bayağı bir eğitim gerekiyor. Öyle denemek falan mümkün değil. Acaba şey mi, şunları çekmeye gücüm yeter mi diye düşündüm. Onu deneyip bir tecrübe edebilirsiniz. Deneyip çekmeyi. Onu tecrübe edeyim. Çünkü evet. Bunun komedisiyle Tunç çok eğleniyor. Tunç eğlendiği zaman izleyicilerimizin de hoşuna gidiyor. Geçen hafta eşlerimizi getirdik huzuraya. Eşlerimizi, çocuklar olan arkadaşlar çocuklarını getirdi. Antrenmanımızı yaptık. Ondan sonra biraz işte mangal yakıp kapısını sürüp biraz yeme içme de yaptık. O arada eşler tabii denediler çekme işini. Ben de deneyeyim. Olanlar oldu. O yüzden siz de deneyebilirsiniz. Tamam. En azından çekmeyi. Uçağı uçurmayı değil de çekmeyi deneyebilirim. Tamam, düşersem tabii. Çok güleceksin değil mi? Fazla germesin Eril. Joiner kanatları birleştirmek için kullanıyoruz. Ben alıyorum şimdi. Fenerlisin galiba, onun için rengi yaramadı. Ben Fenerliyim, o da Galatasaraylı. Aynen öyle. Şimdi burada içinde servolar var, iki tarafta da. Bunlar da servo kabloları. Bunları böyle bu şekilde birleştiriyoruz. Dolayısıyla merkezdeki buradaki receiver'e bağlantıları oluşuyor. Uçağın içerisindeki. Hayır, takip etme değil de kumandayla kontrol edebiliyoruz. He. Burada bir alıcı var. Aman şöyle dikkat. Burada bir alıcı var. Bu alıcıya sinyal geliyor. Ve bu şekilde bütün modeli kontrol edebiliyorsunuz. Bütün servoları çalıştırabiliyorsunuz. Hadi gelin. Bak ne güzel, köpek de çok güzel. Feeling unknown and you're on flesh and bone by the tail of breath. Lift up the receiver up and you a believer. I want to live in a sizleri bir tanıyalım. Şimdi biz bu sporu tanıtmak için Endorfin programından geldik. Kim burada ailemizden birisi? Hangisi babanız? Ada. Salahiye. Sen de yapıyor musun peki? Ben geçen senelerde yaptım. İşte şimdi daha geldik. Dur önce bir ismini öğrenelim. Dilehan. Dilehan soyadınız? Tezal. Dilehan yapacak mısın? Düşünüyor musun? Şimdi ben yüzücüyüm zaten. Babam da bu yaşta öğrenebilirim diye getirir beni de havaya. Hoşuna gidiyor mu? Evet. Hem bir ailenle birlikte olurken hem de bir sürü şey öğrenebiliyorsun değil mi? Evet. Ne dersin senin yaşıtlarına? Katılsınlar mı bu spora? Katılsınlar. Keyifli mi çok? Evet, çok. Teşekkür ederiz. Sen yapıyor musun peki? Evet.
Ay canım benim. Nasıl yapıyorsun? Model uçakla mı başlayacak? Küçük uçakla mı? Yoksa sadece izliyor musun? Ay canım. Reach out, touch me. Bir programın daha sonuna geldik. Ben yaptığımız bu programı çok seviyorum. Çünkü her programda çok özel insanlarla tanışıyorum. Kıbrıs'taki neredeyse saklı kalmış çok özel sporları gündeme getirme şansını buluyorum. Bugün model uçağı size tanıttık. Model uçakla ilgili sporu tanıttık. Siz de gördünüz. Çok hoş, çok başarılı, çok güzel insanlar bu sporla gönülden uğraşıyorlar. Dolayısıyla gerçekten azıcık uçma tutkusu olan varsa Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu'na başvurabilir ve kurslar ücretsizmiş. Özellikle çocuklarımız için düşünebiliriz ama yaş sınırı da yok. Gördüğünüz gibi uluslararası sporlara katılabiliyorlar. Daha çok antrenman yaparsanız bir senede bunu becermek, başarmak mümkünmüş. Ben çok keyif aldım. Size yine endorfin olarak çok güzel sporları, çok özel sporları ve çok özel insanları tanıtmaya devam edeceğiz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.